Sezonun ilk sıralama seansında Red Bull pilotu Max Verstappen en hızlı isim oldu. 1.04.074 elde eden Verstappen şu ana kadar tüm seanslarda 1-2 yapan Mercedes pilotlarını geride bırakarak ilk seansın en hızlı ismi oldu. Verstappen geçen seneki sıralamaların ilk seansında da en hızlı isimdi ancak o günkü derecesi 1.03.807 ile bu seneki derecesinden daha iyiydi. Bottas ve Hamilton ikinci ve üçüncü olurken onları Racing Point'ten Lance Stroll ve Ferrari'den Sherlock Derk takip ettiler. İlk seansta en yavaş kalan takımlar Haas, Alfa Romeo ve Williams oldular. Haas'ta Roman Grosjean 15. olup 2. seansa geçmeyi başarırken 16. sırada kalan Kevin Magnussen elendi. Williams pilotu George Russell iyi bir seansın ardından 17. olarak Alfa Romeo sürücüleri Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen'i geride bıraktı. Seansın en yavaş ismi ise Çaylak Nicolas Latifi oldu. İkinci sıralama seansında en hızlı isim 1.03.015'lik derecesiyle Valtteri Bottas olurken onun hemen arkasına takım arkadaşı Lewis Hamilton yer aldı. Mercedes pilotlarıyla en yakın rakipleri Red Bull sürücüsü Alexander Albon arasında 0.7 saniyelik bir fark vardı. Red Bull sürücüsü Max Verstappen orta lastiklerle en hızlı turunu attı ve 8. sırada son seansa kalmayı başardı. Bu Verstappen'in yarınki yarışı ilk ondaki diğer isimlerden daha sert lastiklerle başlayacağı manasına geliyor. İkinci seansın sürprizi Ferrari oldu. Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ancak 10 ve 11. olabildiler. Böylece Vettel elenmiş oldu. Leclerc geçen seneki ikinci sıralama seansında 1.03.378 ile en hızlı isim olurken Vettel ikinci olmuştu. Bu sene ise elenmeme mücadelesi verdiler. Elenen diğer isimler Alfa Tauri pilotları Pierre Gasly ve Daniel Kiat'la birlikte Renault ile yarışlara dönen Esteban Ocon ve Haas pilotu Roman Grosjean oldular. Sıralamaların ilk seansı haricinde tamamen Mercedes'in kontrolünde geçen hafta sonunda Bottas Son seanstaki ilk hakkında elde ettiği 939'luk derecesiyle en hızlı isim oldu ve sezonun ilk pole pozisyonunu kazandı Bottas son hızlı turunda pist dışına çıkmasına rağmen aracını bir yere vurmadan dönmeyi başardı ve kariyerindeki 12. pole zaferini elde etti Sıralamalara kadar tüm antrenman seanslarında en hızlı isim olan Lewis Hamilton sıralamalarda Bottas'ı geçmeyi başaramadı Son turunda Bottas'ın 1.12 saniye gerisinde kalan Hamilton 2. oldu ve böylece Mercedes sezona ilk çizgiden başlama hakkını elde etti. Son iki senedir Avusturya'yı kazanmayı başaran Red Bull pilotu Max Verstappen sıralamalarda pol pozisyonundan yarım saniye yavaş kaldı ancak 3. sırayı elde etmeyi başardı. Verstappen ikinci seansta orta lastiklerle en hızlı turunu attığı için yarışa rakiplerinden daha sert lastiklerle başlayarak farklı strateji uygulayacak. Red Bull'un diğer pilotu Alexander Albon seansı 5. sırada tamamlarken onların arasında iyi bir iş çıkaran McLaren pilotu Lando Norris yer aldı. Mercedes'in 2019 aracına benzer bir araçla dikkatleri üzerine çeken Racing Point'te Sergio Perez 6. olurken takım arkadaşı Lance Stroll 9. oldu. Geçen seneki sıralamalarda ilk seansta iki aracıyla birden elenen Racing Point böylece bu sene çok daha iyi bir sonuç almış oldu. Seansın en büyük hayal kırıklığı yaşatan takımı kuşkusuz Ferrari oldu. Geçen sene pole pozisyonu kazanan Sherlock Derk bu sene ancak 7. olabilirken takım arkadaşı Sebastian Vettel 11. sırada kalarak 2. seans sonunda elendi. McLaren pilotu Carlos Sainz sıralamaları 8. sırada tamamlarken Renault pilotu Daniel Ricciardo 10. olmayı başardı. Renault geçen sene ilk seansta iki pilotuyla birden elendiği Avusturya'da bu sefer son seansa kalmayı başardı. Böylelikle F1 2020 sezonunun ilk sıralama seansına hep birlikte geride bırakmış olduk ve Paul Bottas'a giderken takım arkadaşı da yanından start alacak. Aslında bu taraf pek sürpriz değil. Zaten Mercedes'in ve Red Bull'un burada olacağı bekleniyordu Fersapen'i aldığı üçüncülükle beraber hemen hemen zaten beklentileri karşıladı. Ama Fersapen'in yarım saniye geride kalması ön taraftan, Norris'in Albon'la Fersapen'in arasına girip dördüncü olması, Perez'in altıncılığı, Leclerc'in yedinci sıradan start alacak olması, Sebastian Vettel'in Q3'e kalamamış olması gerçekten de ilginç bir tabloyu karşımıza çıkarttı aslında. Ferrari'nin bu durumunun gerçekten de bir izahı yok. Matteo Binotto lansmanda yaptığı açıklamada SF90'a göre çok çok daha iyi geliştirilmiş bir araç olduğunu ve bu sene daha rekabetçi olacaklarını beklediklerini söylemişti. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Sıralamalarda da gördüğümüz gibi Ferrari özellikle düzlük hızını tamamen yitirmiş gözüküyor şu anda ki ekrana yansıyan tablolarda da sıralama turlarını takip edenler anlayacaklardır. Gelen tabloda Ferrari'nin düzlük hızında 19. sırada olduğu gözüküyordu. Feter'in 19. sırada olduğu gözüküyordu daha doğrusu ama Ferrari'nin ne kadar geride kaldığını görebiliyoruz. Düzlük hızı da artık gitip gitmiş Ferrari'nin düzlük hızını namına da bir şey kalmamış. Ferrari geçtik ilk 10'da Sherlock Lark dışında Ferrari motoru kullanan bir araç yok. Alfa Romeo'lar döküldü, Haas'lar döküldü, Gerçekten de Ferrari ve Ferrari motoru kullanan takımlar için rezalet bir cumartesi günü geçirdiklerini söyleyebiliriz. Valtteri Bottas iyi bir iş çıkarttı ve Lewis Hamilton'dan sadece 1012 saniye farkla poli almayı başardı. Keza aynı Max Verstappen'in üçüncülüğü de bu arada dediğim gibi bekleniyordu. Ama önden yarım saniye yavaş kalması gerçekten ilginç oldu. Norris muhteşem bir iş çıkarttı gerçekten de ve şüphesiz ki bugünün yıldızlarından iki isim var. Onlar da Lando Norris ve George Russell. Russell da 17.liği almış olsa da Potansiyelin yavaş yavaş açığa ve daha sürülebilir bir araçla ön plana çıkmaya kendisini ön plana atmaya devam ediyor şu anda George Russell. Yine Lando Norris'in de muhteşem bir sonuç. Hem McLaren için hem de kendisi için. Albon 5. oldu ve takım arkadaşından çok geride kaldı ki Sergio Perez ile aynı zaman dilimini atlar. Aynı zaman turunu atlar. Alexander Albon 1 -0 -3 Perez de yine aynı zaman turunu atmayı başardı ama Alexander Albon daha önce attığı için 5. sıraya almayı başardı. Racing Point'ler bildiğiniz gibi Racing Point'ler de yine aslında bunun sinyalini vermişlerdi sezon önce seslerinde ve bu haftaki antrenman seanslarında. 7. sırada Lökderk bahsettiğim gibi izahı yok konunun neredeyse 1 saniyelik bir farkla geride kaldılar. Mercedeslerden 984 saniye 0.984 saniye ile geçen sene burada Polu kovalarken Polu kazanırken Ferrari bu sene 7. ve 11. olabildi. Ferrari'de bu da demek oluyor ki sıkıntı pilotla alakalı değil. Sıkıntı tamamen operasyonel ve aracın gelişimiyle ayrıca teknik ekiple alakalı bir sorun. 8. sırada Carlos Sainz vardı ve Sherlock Derke de bir hayli yakındı bugün. Bindelik saniyelerle gerisine kaldı sadece Sherlock Derkin ki Carlos Sainz şu tablodan sonra muhtemelen önümüzdeki sene için tedirgin olmaya başlamıştır. Şaka bir yana Ferrari'nin işi çok çok zor. Ferrari fan arkadaşlara da şimdiden Allah kolaylık versin diyelim. Çok sancılı bir sezon onları bekliyor. 9. sırada Lance Stroll vardı. Aslında takım arkadaşının sürekli olarak gerisindeydi bu hafta sonu ve yine sıralamalarda da hemen hemen 0.1 saniye gerisinde kaldı. Takım arkadaşının Daniel Ricardo da Renault ile beraber 10. olarak takım arkadaşı Esteban Ocon'u mağlup etmeyi başardı. Sıralama seansı özellikle Q2 çok karışıktı. Net biçimde bu hafta sonunun en belki de kritik anı Q2 oldu. Çünkü Sebastian Vettel'in elenmesi Q2'de bomba gibi düştü. Binotto'nun açıklamalarından ve Vettel'in söyleyişlerinden Leclerc'in açıklamalarından Beklenti zaten Ferrari'nin yavaş kalacağı yönündeydi ama bu kadar da beklenmiyordu. Bu kadarı da beklenmiyordu Ferrari'den. Sebastian Vettel de zaten yaptığı açıklamalarla beraber bu kadar yavaş kalmayı beklemediklerini söyledi. Mattia Binotto'yu çok merak ediyorum ben ne açıklamalar yapacak. Şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi kendisinden. Ben bu videoyu 17.37 itibariyle yapıyorum ve ilginç açıklamalar yapıyor Binotto. Pek Ferrari patronu vasfına Herhangi bir takım patronu vasfına yakışmayacak açıklamalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde de bunları gördük. Bakalım yarışta neler olacak ama Mercedes rüzgarı esecek gibi yarışta eğer ekstra bir problem yaşamazsa onlar açısından. Verstappen yine yarış temposunda zorlayabilir ön tarafı. Her ne kadar tekli turlarda sıkıntı yaşasalarda da yarış temposunda Mercedes'e tek arıza çıkartabilecek takım Mercedes'in kendisi haricinde Red Bull gibi duruyor şu anda. Bu videoluk bu kadar. Formula 1'den ve motorsporları dünyasından daha fazla bilgi, içerik ve haber videosu için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünce de hoşça kalın ve Motorsport Türkiye ekranlarından ayrılmayın.